Dünyayı geziyorum da bu haftada kaldığımız yerden Balıkesir'i keşfetmeye devam ediyoruz. Tarifsiz sular, mükemmel ormanlar, sadece dünyayı geziyorum da. Kaz Dağları'nın yukarılarına, zirvelerine doğru çıkıyoruz ve zirvelerine doğru çıktıkça da birbirinden güzel köyler kendini gösteriyor. Kaz Dağları'nda yeşile doyacağız. Gezilecek yerlerinde de bol bol keyif yapıp doğayı sunacağız size. Sarıkız Tepesi'ne de gideceğiz. Arabalarımızı artık belli bir noktada bırakmak zorunda kaldık ve yürüyerek Kaz Dağları'nın zirvesine tırmanıyoruz. Sarıkız Türbesi'ndeyiz. Hemen Sarıkız'dan bahsetmek istiyorum. Bulunmuş olduğumuz bu tepe Sarıkız Tepesi olarak isimlendiriliyor. Yemyeşil bir doğadan, Kaz Dağları'nın ortasından herkese günaydınlar. Edremit'te sadece ormanlar, Kaz Dağları değil, aynı zamanda Edremit'te tatil yapılacak, denize girilecek, güneşlenilecek, suyun, güneşin tadının bol bol çıkarılabileceği harika plajlar, mükemmel kumsallar da var. Yemyeşil ormanlarda Kaz Dağları maceralarımıza tüm hız devam ediyoruz. Hasanboğulu'ya doğru ilerliyoruz. Aynı zamanda bu bölgede çok zengin bir tarih de var ve biz de şimdi Altınoluk'tayız. Belki de Roma'nın en güzel evlerinden birindeyiz. Zengin bir geçmiş, eşsiz tarihi eserler ve çok daha fazlası bu bölümde Dünyayı Geziyorum da olacak. Eğer hazırsanız Dünyayı Geziyorum'u Kaz Dağları'ndan başlattık. Dünyayı Geziyorum ekibi olarak şimdi de Kaz Dağları'ndayız. Adeta Kaz Dağları ülkemizin akciğerleri. Şimdi biz de yavaş yavaş Kaz Dağları'nın yukarılarına, zirvelerine doğru çıkıyoruz. Ve zirvelerine doğru çıktıkça da birbirinden güzel köyler kendini gösteriyor. Ve biz de şimdi ormanların arasındaki Kavurmacılar Köyü'ne geldik. Kavurmacılar Köyü harika bir deniz manzarasına sahip. Mis gibi bol oksijenli bir havaya sahip. Tabii şöyle baktığımız zaman köyde kimisi yeni yapılmış, kimisi yıkılmış evleri görüyoruz. Şimdi sizlerle birlikte bu köyü beraber keşfedeceğiz. Evler niye yıkılmış, niye kimisi taştan hala ayakta, hepsini öğreneceğiz. Hadi gelin kendimizi oksijene bırakalım. İşte bu güzel caminin minaresi de 1960 yılında yapılmış yapılmasına, ama tabii köy terk edilmeye başlanınca bu cami de kendi halinde kalmış. Birazcık görüyorsunuz zarar görmüş, şu anda restore edilmeyi bekliyor. Konumu harika, manzarası mükemmel. İşte o zamanlarda burada yaşayanlar 1960'larda bu güzel camide ibadetlerini yaparlarmış. Ah ah, keşke dedemizden babaannemizden bize de böyle güzel topraklar kalsaydı da biz de şimdi bu mis gibi havada, deniz manzarasına karşı böyle güzel yerde otursaydık. 1980'li yıllarda burada yaşayanlar bu güzel köyü terk edip gitmişler. Böyle güzel bir toprak, böyle güzel bir manzara, bol oksijen, ormanlar bırakılır mı? Bırakmışlar işte. Hemen bakın, elimle gösterdiğim bir köy var aşağıda. Yeni kurulmuş bir köy. Denizin birazcık kenarında bulunuyor. İşte insanlar bu güzel tepeyi, bu güzel ormanları bırakıp aşağılara inmişler. İnmişler inmesine, ama şimdi çok pişmanlarmış. Geri gelmek istiyorlarmış, ama gelinir mi? Gelinemez, çünkü şu anda bu bölge inanılmaz değerlenmiş. Arsa fiyatları, ev fiyatları inanılmaz pahalanmış. Bu nedenle de şimdi tabii köyü terk edenler köylerine geri gelemiyorlar. Bakın, eski evler var burada, görüyorsunuz eski evler. O zamanlarda 1980'lerde insanlar bakın böyle evlerde yaşam sürüyorlarmış. Taş evlerde yaşam sürüyorlarmış. Hatta ben dedim ki şu evin manzarasının güzelliğine bakar mısınız? Bu ev bırakılır mı? Önü de kapanmaz. Sırf deniz manzarası. Hatta sordum ne kadar dedim. Hani böyle bir evi satın almak ya da böyle bir araziyi satın almak, paha biçmek mümkün değil. Bakın, buraya gelenler de eğer bu evleri alıp restore etmek isterlerse orijinaline uygun bir şekilde restore ederek burada ev sahibi olabiliyorlar. Gerçekten çok güzel bir köy. Şu anda Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Daha da zirveleri var köyün. Onu söylemek istiyorum. Püfür püfür bir havası var. Rüzgarlı, serin. Aşağıları indiğiniz zaman sıcağı sonuna kadar hissediyorsunuz, ama Kaz Dağları'nın böyle zirvelerine doğru çıktıkça o püfür püfür hava en güzeliyle kendini gösteriyor. Merhabalar, ev sizin mi?
Tabii bu köy bırakılır mı, gidilir mi diyoruz kendi kendimize. Bırakılmış, gidilmiş bir dönem. Evet, siz de geri gelmişsiniz biz, evet, şimdi. Evet, geri geldik. Biz İstanbul'da yaşıyorduk. Çok uzun bir süre İstanbul'da yaşadık. Bu sene buraya yerleşme kararı aldık. Ay, çok iyi yapmışsınız. Evet. Eviniz çok güzel. Güle güle, sağlıkla, mutlulukla oturun. Sağ olun, oturun. Teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Yani güzel bir köy. İnşallah daha da güzelleşecek, inanıyoruz. Evet. Bakalım. Sessiz, sakin. Bakar mısınız? Manzaranız mükemmel. Manzaranın kapanma ihtimali yok. Ben manzaraya bayıldım. Aynen. Benim ördeklerim vardı. Çok daha fazla tavuklarım vardı tabii ki. Ay, tamamen doğal yaşam sürüyorsunuz. Aynen. Aynen. Kaz dağlarının kazları. Kaz, evet. Ördeklerimiz ama çok tatlılar. Dört mevsim burada mısınız? Evet, bu sene burada olacağız. Aa, ya ilk defa yaşayacağım. Virüs, aynen. Evet, virüsten uzak. Ben hiç yaşamadım zaten. Koronayı hiç bilmiyorum. Yani anlamadım ben yasakları vesaireyi. Sadece merkeze inmiyorduk. Tek fark çok buydu. Güzel ya. Vallahi Yasin'cim, ben de buralardan böyle bir ev istiyorum yani. İnşallah olur. Ne kadar yaptırdınız? Ya yap, böyle bir ne kadar yaptırdık gibi bir şey olmadı da biz bayağı böyle uzun bir süre, 2-3 senedir böyle peyderpey bir şeyleri tamamlamaya yavaş başladık. Yavaş. Yani hani böyle şu an şu kadar harcadık demem çok doğru olmaz. Çünkü evet, her dakika değişen bir piyasa var. Ev sahipleri keyifli otursunlar. Biz de bu güzel yerleri keşfederken dünyanın en önemli oksijen deposundan biri olan Kaz Dağları'nda zirvelere çıkalım istiyoruz. Şimdi de Dünyayı Geziyorum ekibi olarak Kaz Dağları'nın zirvesine çıkıyoruz. Adeta bir yeşil denizinin içindeyiz. Baktığımız her yerde yeşilin en güzel tonlarını görüyoruz. Dünyanın çeşit çeşit ağaçlarını, bitkilerini görüyoruz. Ve şimdi zirveye doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Kaz Dağları'na gelen turistler 4x4 jiplerle safari yaparak çıkabiliyorlar. Onu söylemek istiyorum. Buraya safari turları düzenleniyor. Bizim de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 4x4 jipimiz geldi ve zirvelere doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Yerden yaklaşık 1774 metre yükseklik Kaz Dağları'nın zirvesi bizi bekliyor. Maceramıza hadi devam edelim. Sarıkız Tepesi'ne çıkıyoruz. Mükemmel manzaralar eşliğinde bol oksijenle Kaz Dağları'nın zirvesine çıkmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var. Onu söylemek istiyorum. Pikabımızla işte böyle engebeli yolları aşarak artık yavaş yavaş birazdan Kaz Dağları'nın zirvesine ulaşmış olacağız. Ama ben manzaradan bahsetmek istiyorum. Olağanüstü güzellikte manzaraların arasından gidiyoruz. Her yerde ağaçlar mükemmel görüntüler oluşturuyorlar. Gerçekten hayran kalmamak elde değil. Zaten bulunmuş olduğumuz bu bölge, Kaz Dağları, dünyanın en büyük rezervlerinden biri. Onu söyleyelim. 800'den fazla bitki türü bu bölgede yaşam sürüyor. Yaban hayatı çok önemli. Burada hayvanlar, bitkiler özgürce bu harika atmosferin içerisinde yaşamlarını sürüyorlar. Kaz Dağları çok büyük bir coğrafyayı kaplıyor. Ege ile Marmara arasında sınır oluşturuyor. Balıkesir, Çanakkale'ye kadar uzanan geniş bir dağ ve aynı zamanda büyük bir ormanlık alan burası. Buraya gelindiği zaman muhakkak bu ormanların arasında bol bol zaman geçirmek gerekiyor ve ciğerleri bol oksijenle doldurmak gerekiyor. Tam deniz manzarasına karşı Kaz Dağları, onu söylemek istiyorum. İnanılmaz kaliteli bir oksijen kaynağı meydana geliyor ve bu nedenle de astım hastaları, nefesle ilgili sorunları olanlar bu bölgeye geldiği zaman inanılmaz güzel bir şifa kaynağı oluyor. Zirvelere doğru yavaş yavaş tırmanırken şoförümüz bir anda mola veriyor. Manzara mükemmel. Evet. Aman Allah'ım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu arada hemen meyvelerimi de şöyle koyayım. Kaz Dağları'nın o güzel ormanlarından toplanmış taze taze meyvelerimiz. Sağ olsun rehberimiz Hakan Bey getirmiş bize. Böyle mola veriyoruz yer yer. Evet. Hakan Bey, neden duruyoruz? Zirvelere çıktıkça durduruyorsunuz bizi. Meyveyle besliyorsunuz. Evet, Kaz Dağları'nın çıkmak için kademeli kademeli çıkmamız lazım. Oksijen çarpmasın yani. Aa. Evet. İlk kez duyuyorum. Evet. Bakar bol oksijeniniz mısınız olduğu için yani baş ağrısı yapıyor.
Onun için kademeli kademeli çıkıyoruz. Biz bu oksijene hasret kalmışız. Burada hayran kalmışız bu oksijene. Hele meyveler. Meyveler de mükemmel, onu söylemek istiyorum. Taze taze dallarından toplanmış bu güzel meyveler. Şöyle baktığım zaman da ada çayı. Dağlarımızda bitki örtülerini koparmak yasak. Ay inanmıyorum ama bakar mısınız, her yer doğal nane, doğal kekik, doğal ada çayları fışkırmış adeta. Her şey o kadar zengin, o kadar doğal ki burada. Tabii ben bir anda yöneldim, hani toplayayım otele gidince çayını yapayım diye. Meğersem yasakmış, kaçakçı konumuna düşüyorum değil mi? Evet, alıp götürürsem. Evet. Arı bu arada. Aman dikkat edin siz de. Gün olur da yolunuz buraya düşerse sakın bu bitkilere dokunmayın. Yoksa zarar da vermeyin, toplamayın da kaçakçı konumuna düşersiniz. Cezası var. İyi ki uyardınız beni. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Tamam, bir 5 dakika bakın dinlendik. Birazcık oksijene alıştık. Ve şimdi yine metrelerce yukarı olan yolculuğumuza devam ediyoruz. Aman çarpılmayalım. Evet. Ama birazcık şeker deposu yapalım. Tabii ki. Değil mi? Meyvelerimizi yiyelim. Evet, şeftalilerimizi yiyelim. Ne kadar güzel ya, bakar mısınız? Üzümüne doyamıyorum buranın. Çileğine, eriğine, şeftalilerine. Çok güzel. Yasin diyor ki hadi hadi fazla yeme ama doyamıyorum ki. Harika. Çok teşekkürler. Hadi molamızı verdik, bitirdik. Yolumuza şimdi devam. Aynen, yola devam. Fazla vakit kaybetmemek lazım mola yerlerinde. Çok oksijene alışıp hemen gaza basmalı. Yol uzun. Kaz Dağları'nın yazı da kışı da çok güzel. Dört mevsim eşsiz görüntüler ve manzaralar sunuyor. Farklı rakımlara ulaştıkça da mola vermek kaçınılmaz oluyor. Kaz Dağları'nda görülecek, duraklanacak yer çok fazla. Şimdi de su molası verdik. Kaz Dağları'na gelip de Kaz Dağları'nın o derinliklerinden gürül gürül akan tertemiz sulardan içilmez mi? Çeşme bile yapılmış. İşte ben de şimdi ormanların bu güzel suyunu tadıyorum sizin için. Mükemmel, buz gibi bir su. Birbirinden güzel manzaralara eşliğinde insanı dinlendiren manzaralarla artık Sarı Kız Tepesi'ne çok yaklaştık. Birazdan Sarı Kız Tepesi'nin olduğu noktaya ulaşacağız. Şu anda 1770 metre yükseklikteyiz ve bakın görüyorsunuz, bu noktada otların, öyle yoğun ormanların olmadığını görüyoruz. Tek tük ağaçları görüyoruz çünkü belli bir noktadan sonra ağaç, bitki yetişmiyor. İşte bu nedenle de Sarı Kız Tepesi böyle çorak arazisiyle, taşlarıyla kendini gösteriyor. Tabii engebeli yollardan geçiyoruz görüyorsunuz. Birazdan dakikalar sonra 1774 metre yüksekte Sarı Kız Tepesi'nde olacağız. Arabalarımızı artık belli bir noktada bırakmak zorunda kaldık ve yürüyerek Kaz Dağları'nın zirvesine tırmanıyoruz. Sarı Kız Tepesi'ne 3-5 adımımız kaldı. Şunu söylemek istiyorum. Biraz önce ormanların arasından geldik. Yemyeşil bir tabiatın içinden geldik ama bakın bu noktada tek bir ağaç göremiyoruz. Yetişen bir ot göremiyoruz. Belli bir seviyeye çıktıktan sonra oksijen oranı azaldığından dolayı işte bu bölgelerde, dağların zirvelerinde öyle ormanlar, yeşil bitkiler görülmüyor. Sadece böyle taş yığınları görüyoruz. Ama manzaramıza baktığımız zaman gerçekten manzaramız, görüyorsunuz, adeta bir orman denizi. Bu tarafta ormanları görüyoruz ama öbür tarafa baktığımız zaman da Ege'nin pırıl pırıl sularını görüyoruz. İşte burası Sarı Kız Tepesi. Kaz Dağları'nın en yüksek noktası burası. Gerçekten de baktığımız zaman diğer bütün tepeler şu anda bizim aşağımızda kalıyor. Aman Allah'ım, Sarı Kız Tepesi ne kadar güzel bir manzaraya sahip. Gerçekten hayran kalmamak elde değil. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu dağ silsilesi, ormanlar Çanakkale'den başlıyor Ege'ye kadar ilerliyor, İzmir'e kadar gidiyor. Ege ile Marmara arasında bir sınır oluşturuyor diyebiliriz Kaz Dağları. Gerçekten de olağanüstü bir manzara. İşte şu anda 1726 metre yükseklikteyiz. Sarı Kız Türbesi'ndeyiz. Hemen Sarı Kız'dan bahsetmek istiyorum. Bulunmuş olduğumuz bu tepe Sarı Kız Tepesi olarak isimlendiriliyor. Ve ismini de meşhur Sarı Kız efsanesinden alıyor. Sarı Kız tarihte Kaz Dağları'nın en güzel kızlarından biri olmuş.
ve buradaki köylerden birinde babasıyla beraber yaşarmış. Günlerden bir gün babası haç görevini yerine getirmek üzere aylarca kızını burada köyünde bırakmış. Kızı bu süre zarfındaysa birçok iftiraya uğramış. Babası görevden, hacdan döndükten sonra da hep komşuları kızına atılan iftiralardan bahsetmiş ve töreleri gereği kızını öldürmesini söylemiş komşuları. Babası da sarı kızı alıyor öldürmek üzere, işte bulmuş olduğumuz bu tepeye getiriyor ama baba kalbi kızını öldürmeye yüreği el vermiyor tabi. Kızını burada ölüme terk ediyor, yalnızlığa terk ediyor ve aradan yıllar geçiyor. Daha sonra babası sarı kıza atılan iftirayı öğreniyor ve çok pişman oluyor. Ah ah, keşke kızıma inansaydım da onu daha da ölüme terk etmeseydim diyor. Pişmanlığıyla beraber tekrar köyden çıkıp bulunmuş olduğumuz bu tepeye geliyor. Ve bir bakıyor ki kızı burada kazlarla beraber yaşıyor. Çok mutlu oluyor. Allah'a çok şükrediyor. Ve burada şükür namazı kılmak istiyor. Kızından abdest almak için su rica ediyor. Ve sarı kız da burada babasına suyu vermek için elini buradan denize uzatıyor. Abdest suyunu getiriyor. Babası şaşırıyor ve kızının erdiğini anlıyor. İşte bu sebeple, bu efsaneden dolayı burası Sarı Kız ismini alıyor. Sarı Kız hayatını kaybedince de işte türbesi buraya, Sarı Kız Tepesi'ne inşa ediliyor. Tabii Kaz Dağları milyonlarca yıllık bir geçmişe sahip, bu dağlar, bu ormanlar. Antik çağlardan beridir buraya nice hikayeler, nice efsaneler yazılmış. İşte Sarı Kız efsanesi de bu efsanelerden biri. İşte mükemmel bir manzaradayız. İnanılmaz bir güzellik, tablo gibi bir manzara var karşımızda. Yeşille denizin en güzel uyumu, en güzel manzarası şu anda gözlerimizin önüne seriliyor. Kaz Dağları'nın zirvesinde bayrağımız dalgalanıyor. Biz tabii Kaz Dağları'nın zirvesine çıkarken, Sarı Kız Tepesi'ne çıkarken yeni bayrağımızla geldik. Eski bayrağımız biraz güneşten, rüzgardan yıpranmış. Bu nedenle de yeni bayrak takarak göndere çekiyoruz. Bütün günümüzü Kaz Dağları'nda harcıyoruz. Dağdan inince de hemen otele gidip dinleniyoruz. Sabahın ilk ışıklarında Kaz Dağları'nda güne başlamak inanılmaz bir tecrübe oluyor. Yemyeşil bir doğadan, Kaz Dağları'nın ortasından herkese günaydınlar. Mükemmel bir manzaraya karşı bakıyoruz. Bol oksijeni soluyarak sabahın ilk saatlerinde sapasağlam, enerjik kalktık ve kahvaltımızı da odamızda yapıyoruz. Otelimizde kahvaltı odaya servis ediliyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde harika bir kahvaltı odaya getiriliyor. Kahvaltımız inanılmaz zengin. Türk geleneklerine, Türk damak tadına uygun çeşit çeşit ikramlar var. Peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, zeytinyağımız, çeşit çeşit reçellerimiz var. Bahçeden gelen domatesimiz, salatalığımız, aynı zamanda sucuklu yumurtamız, menemenimiz, ev yapımı ekmekler. Gerçekten çok zengin bir kahvaltı bizi bekliyor. Ben yumurtadan bahsetmek istiyorum. Yumurta tavukların altından taze taze çıkıyor. Gerçekten tamamen organik ve sağlıklı bir şekilde beslendikten sonra kaldığımız yerden bu güzel bölgeyi keşfetmeye devam edeceğiz. Yasin'cim, seni de bekliyorum kahvaltıya. Afiyet olsun diyorum. Edremit'te sadece ormanlar, Kaz Dağları değil, aynı zamanda Edremit'te tatil yapılacak, denize girilecek, güneşlenilecek, suyun, güneşin tadının bol bol çıkarılabileceği harika plajlar, mükemmel kumsallar da var. Ve biz de şimdi Kaz Dağları manzaralı harika bir plaja geldik. Edremit'te Akçay'da Altın Kum Plajı'ndayız. Altın Kum Plajı yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip ve Edremit Körfezi'nin, Ege Denizi'nin en güzel plajlarından biri. Burası yaz mevsimi boyunca yerli ve yabancı turistlerle doluyor. Kristal gibi pırıl pırıl bir suyu var. Akvaryum gibi diyebiliriz. Ve işte yaz tatili başladığı andan itibaren burası her zaman ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ben burayı çok sevdim ve şimdi sizlerle beraber bu sıcak güneşin, bu harika serin suların keyfini çıkaracağız. Dünyayı geziyorum Edremit'te, Altın Kum'da.
21 senedir buradayım. Ama yani biliyorsunuz, keşfetmişsiniz vallahi. Evet, evet. Ülkemizin en güzel yerlerinden biri burası. Evet, bilhassa Kazdağları. Pırıl pırıl Ege'nin suları. Evet. Gençliğinizin formülü de bu olması lazım. İşte sayılır. O kadar genç değiliz. Maşallah, çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz de bayıldık buraya. Evet, herkes öyle diyor. Gerçekten pırıl pırıl, gerçekten bu güzel sulara girmek için binlerce kilometre öteden gelmeye değer ılık bir suyu var. Onu söylemek istiyorum. Normalde diğer sular bu bölgede gezdiğimde birazcık daha serindi. Ama buranın altın kumun suyu daha ılık geldi bana. Burası bir halk plajı. İnsanlar buraya geldiği zaman ücretsiz olarak bu plajı kullanabiliyorlar. Ama isteyenler için paralı özel beachler de var. Altın kum adı gibi, altın gibi kumsallara sahip. Kilometrelerce uzanan plaj insana sakinlik veriyor. Tatilin tadını en iyi sularda çıkarmak isteyenler soluğu burada alıyorlar. Mavi Bayraklı Altın Kum Plajı'nın hemen paralelinde kumsalla aynı uzunluğa sahip olan harika bir de kordon boyu bulunuyor. Kilometrelerce uzayıp giden bu kordon boyunun hemen yanında aynı zamanda bisiklet yolu da var. Ve Edremit'te bu bisiklet yollarını birçok noktada görebiliyoruz. Yemyeşil palmiye ağaçlarının arasında upuzun bir kordon boyu var. Hemen yanında da plajı görüyoruz. Sıcak alanlar, böyle güneşten yananlar, spor yaptıktan sonra hemen burada serinlemek için serin kumsallara, serin sulara kendilerini atıyorlar. Spor sahaları da dikkat çekiyor burada. Kordon boyu spor sahalarıyla, basketbol sahalarıyla, voleybol sahalarıyla zenginleştirilmiş. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Ben Altın Kum'a bayıldım. Altın Kum'un peyzajı da mükemmel. Kumsal sakinliğiyle de dikkat çekiyor. Bu turkuaz sulara doymak imkansız. Biz gösterdik, gelip yaşamak sizden. Şimdi sizi Kaz Dağları'nın derinliklerine götürüyorum. Yemyeşil ormanlarda Kaz Dağları maceralarımıza tüm hız devam ediyoruz. Hasan Boğuldu'ya doğru ilerliyoruz. Tabi bulunmuş olduğumuz bu bölge özellikle de yaz mevsimi gelince piknikçilerin vazgeçilmez adresi oluyor. Mangalını, eşini, dostunu, piknik çantasını alan Hasan Boğuldu bölgesine, Kaz Dağları'na geliyor. Görüyorsunuz. Her köşe başında bu güzel tabiatın tadını çıkaran yerli turistlerimiz bulunuyor. Ayaklarını suya sokanlar, bu sularda yüzenler, piknik yapanlar, herkesi burada görmek mümkün. Şimdi yavaş yavaş Hasan Boğuldu'ya doğru ilerliyoruz. Yollar bakın görüyorsunuz bozulmamış, tamamen doğal. Nasılsa taştan insanlar bu şekilde Hasan Boğuldu'ya doğru ilerliyorlar. Gerçekten çok güzel bir ortamı var buranın. Çok şifalı Kaz Dağları'nın havası. İşte bu şekilde insanlar, bakın normalde aşağılarda hava çok sıcakken ormanların arasına, ormanların işte bu güzel ağaçların altına geliyorlar ve burada serin bir şekilde yaz tatillerinin tadını çıkarıyorlar. Şimdi Hasan Boğuldu, bu bölge Hasan Boğuldu olarak isimlendiriliyor. Kaz Dağları'nda hikayeler, efsaneler bitmek bilmiyor. Asırlar öncesine giden bir yerleşim var bu bölgede ve hep farklı tarihlerde, farklı medeniyetlerde burada hep yaşanmışlıklar olmuş, hikayeler olmuş, bugüne ulaşan efsaneler olmuş. Hasan Boğuldu da işte bu ilginç hikayelerden biri. Bir aşk hikayesi Hasan Boğuldu ama imkansız bir aşk hikayesi olmuş. Bu bölgede yaşayan Kaz Dağları'nın güzeller güzeli Emine ismindeki Ovalı bir kızı. Ovalı Hasan'a aşık oluyor. İkisi birbirlerine aşık oluyorlar. Pazarda birbirlerini görüyorlar, aşık oluyorlar ama bu tabii imkansız bir aşk. Emine'nin ailesi çok farklı, Hasan'ın ailesi çok farklı. Yaşamları, kültürleri tamamen farklı olan ailelerden geliyorlar ama aşk bu. Laf dinlemiyor tabii. Emine diyor ki, evlenelim evlenmesine ama nasıl evleneceğiz? Bizim bir sürü geleneğimiz, göreneğimiz var. Hasan'ı Emine'nin ailesi çeşitli sınavlardan geçirmek istiyor. En önemli geleneklerinden biri de çuvalda, 60 kilogramlık bir çuvalda tuz taşımalarını istiyorlar Hasan'ın sırtında. Hasan'ın köyüyle Emine'nin köyü de çok uzak. 60 kilogramlık
tuz çuvalını Hasan sırtına atıyor. Kilometrelerce Emine'nin köyüne doğru yürümeye başlıyorlar başlamasına ama hava sıcak. 60 kilogramlık tuz çuvalını taşımak o kadar da kolay değil. Hasan'ın takati kalmıyor. Sırtı, omuzları yanıyor ve tam da bulunmuş olduğumuz bu bölgede artık yere çöküyor. Gel diyor Emine, ben bu tuz çuvalını taşıyamayacağım. Gel beraber kaçalım. Gel başka yerlere gidelim. Ben obaya gitmeyeyim. Bu şekilde gerçekten yapamayacağım deyip orada bayılacak duruma geliyor. Emine hiç dinlemiyor tabii Hasan'ı. Çuvalı sırtlıyor, obasına doğru yola çıkıyor. Kendi obasına gidiyor. Ondan sonra tabii Hasan bağırıyor, gitme Emine, gel buraya, lütfen beraber gidelim, beni takip et diyor. Emine hiç duymuyor. Köyüne ulaştıktan sonra hava kararınca pişman oluyor. Ah diyor, keşke Hasan'ı orada bırakmasaydım. Keşke onun sözünü dinleseydim. Keşke onunla beraber gitseydim diyor. Tabii ailesi gece gece Emine'yi salmıyor. Ondan sonra Emine geliyor, bakıyor bu bölgeye sabah olunca. Hasan yok. Hasan buradaki göle kendini bırakmış. Tabii yüzme de bilmediği için burada boğuluyor. Bu sebeple de işte bulunmuş olduğumuz bu bölge Hasan Boğuldu olarak isimlendiriliyor. Tabii buna dayanamıyor Emine. Kendisi de Hasan'ın boğulduğu yerde kendini çınar ağacına asıyor. O çınarın ismi de Emine Çınarı olarak isimlendiriliyor. Bu bölgede bu hikayeden sonra Hasan Boğuldu olarak anılıyor. Hasan Boğuldu'nun olduğu bu yer gerçekten ayrı bir güzelliğe sahip. Bakar mısınız? Ağaçların dallarından gökyüzünü görmek mümkün değil. İnsanlar yeşilin her tonunun arasında bu şekilde bu güzel tabiatta yürüyüşleri yapıyorlar. Zamanlarını en güzel şekilde serin serin geçiriyorlar. Şimdi yavaş yavaş bakın gelmiş bulunuyoruz. Hemen Hasan Boğuldu tabelasını görüyoruz. İşte Hasan'ın boğulduğu o sular. Hasan Boğuldu. Hemen şöyle geçelim. Evet, inanılmaz bir kalabalık, bakın kendini gösteriyor. Su inanılmaz güzel. Bakar mısınız? Pırıl pırıl, kristal gibi. İşte burası Hasan Boğuldu olarak isimlendiriliyor. Emine'nin kendini astığı çınar ağacı da işte burası. Hasan Boğuldu Gölü yaz mevsiminde serin sularda yüzmek isteyenlerin adresi oluyor. Ağaçlardan, kayalardan atlayan atlayana. Oldukça soğuk suyu olan gölün çevresi de yemyeşil. Beşikten 70'e Kaz Dağları herkesin mekanı. Bakar mısınız? Çok tatlı, Allah bağışlasın. Teşekkürler, sağ olun. Kaç aylık? 4. 4 aylık. Ay çok şeker. Bebeği özlemişiz yalnız. Gerçekten. Çok tatlı, valla iyi gezmeler diliyoruz size. Çok teşekkürler. Beğendiniz mi Kaz Dağları'nı? Tabii ki. Bizim memleketimiz zaten öyle burası. Öyle mi? Buralı mısınız? Buralıyız. Çok şanslısınız. Biz gördük ve hayran kaldık, bayıldık. Görüyorsunuz bol oksijen içerisinde. Bu minnoş da şimdi zamanını geçirecek. Ciğerleri bol oksijen dolacak. Çok şanslı. İyi tatiller. Sağ olun size de. Gölün çevresinde gezerken karşımıza piknikçiler, mangalcılar da çıkıyor. Kaz Dağları'nın belli noktalarında bu şekilde mangal yakmak için yerler var. İşte biz de şu anda dev bir ocağın yanı başındayız. Acaba neler pişiyor bu ocakta? Mangalda. Tavuk pişti, kıyma pişti, köfte pişti, kuşbaşı pişti, pirzola pişti. Süper. Memleket nere? Adana efendim. Maşallah, ellerinize sağlık valla. Süper görünüyor canım. Buyurun beraber yiyelim ablacığım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Mekan harika. Ortam çok güzel. Lezzetler çok güzel. Afiyet olsun diyoruz. Saygılar, sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Manzara güzel ama yangın çıkarmadan piknik yapmalı, çöpleri çevreye atmamalı. Harika bir doğadan sonra şimdi de rotamızı Edremit'in muhakkak görülmesi gereken köşesi, zeytinliklerin arasındaki Ege manzaralı tarihine çeviriyoruz. Edremit'te sadece pırıl pırıl plajlar, ormanlar yok. Aynı zamanda bu bölgede çok zengin bir tarih de var ve biz de şimdi Altınoluk'tayız. Belki de Roma'nın en güzel evlerinden birindeyiz. Öyle o zamanlarda yaşayanlar güzel evler yapmışlar ki kendilerine, deniz manzarasına karşı birbirinden güzel teras villaları inşa etmişler. Ve biz de şimdi binlerce yıl öncesinin bu güzel teras villalarında
tarihi gün ışığına çıkaracağız. Yanımızda Antandros Antik Kenti'nin kazı başkanı Profesör Doktor Gürcan Polat Bey var. Hocam ne kadar güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Evet, çok haklısınız. Çok şanslıyız bu açıdan da. Yaklaşık 20 yıldır bu yazlarımızı, bütün yazları burada geçiriyoruz. 20 yıldır çünkü bu kazı devam ediyor ve kazımızın en gözde mekanındayız şu an. Bir Roma villasındayız. Milattan sonra 300 civarlarında yapıldığını düşündüğümüz bir Roma villası ve gerek planıyla gerek korunmuş olan mozaik ve duvar resimleriyle muhteşem bir villa. Zengin olmalı burada yaşayan. Evet, yani Antandros'un kalburüstü sınıfından belki de en kalburüstündeki kişi bile olabilir diye düşünüyoruz. Hatta adının da olasılıkla Margarites olduğu yolunda da biraz sonra göreceğimiz bir yazıt söz konusu. Önünde durduğumuz aslında evin en görkemli odalarından bir tanesi. Evet, ben özellikle mozaik döşemelerine bayıldım. Tabii bu da bir zanaat işi. Evet. Yani olasılıkla bunların ustaları var. Gezici ustalar bile olmalı bunlar. Çünkü şablonlar çok benzer, çok uzak alanlarda bile aynı düzeni yakalayabiliyoruz. O yüzden bunların bir gezici atölye ürünü olma olasılığı da çok yüksek. Tabii bunlarda herhangi bir imza olmadığı için bunu belirlemek oldukça zor. Ama o zanaatkarların yaptığı en güzel odalardan bir tanesi Antandros için burası. Duvar resimleri de aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen korunuyor. Ben gerçekten gözlerime inanamıyorum. Bugüne kadar gördüğüm en güzel antik kentlerden biri burası. Çok teşekkür ederiz. Daha tabii çok küçük bir alanı ortada. Evet. Bu genişledikçe kazı daha da görkemini artıracağını düşünüyoruz. Mozaiklere baktığımızda daha çok geometrik desenler söz konusu. Orta bölümünde madalyonda bir kasenin üzerine konmuş iki kuş figürü var. Bunun yanı sıra tabii duvar resimleri oldukça ilginç. Şu açıdan bakın, karşıda sol tarafta bir erkek galiba. Bir erkek elinde bir kova taşıyor. Evet. Sağ tarafta bir kadın krater olarak isimlendirdiğimiz bir sıvı karıştırma kabı taşıyor. Sol köşede ise bir kadın figürü elinde bir kutu taşır vaziyette. Ama yönlerine dikkat ettiğimizde hepsinin yüzünün kapıya, giriş kapısına dönük olduğunu görüyoruz. Bu da sanki odaya girenlerin hizmetkarlar tarafından karşılanma hissini uyandırıyor. Bu açıdan da oldukça önemli bir mekan burası ve boyutlarına da baktığımızda buranın bir triclinium, yani bir konuk odası, bir misafir odası olarak kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki önündeki eşik kapısından hareketle de burasının bir kışlık triclinium, yani kışlık misafir salonu olarak rahatlıkla kullanıldığı anlaşılmakta. Çünkü evet, bir mevsim yaşamışlar burada. Bir de tabii ki yazlığı da var çünkü biraz ilerlediğimiz zaman. Evet, bakın bu arada bakmadan, kesinlikle basmıyoruz mozaiklere. Nereden geçebiliriz? Üç nolu odaya geliyoruz. Bakın demin de söylediğim gibi koridor burada tamamen geometrik desenlerle. Evet, değişik değişik böyle. Burada bir figürler. Panel açıyor. Hmm. Bakın bu panelde köşe çeyrek daire içerisinde bir keklik, yarım daire içerisinde bir pars, koşan bir pars figürü var. Acaba bunları yiyorlar mıydı? Burası sanki mutfak gibi geldi bana. Zannetmiyorum, yani yemek açısından değil. Bunlar burada yaşayan hayvanlardan bazıları olmalı. Nar da var orada. Nar da var ve tabii bu 3 numaralı odayı tam ortalaması nedeniyle aslında bütün dikkatlerin bu odaya toplanmasını da beraberinde getiriyor. Hmm. Ve evet, şu an baktığımızda sütunlar var girişte. Evet. Çünkü burası yazlık bir triclinium. Hmm. Herhangi bir kapıyla örtülü olmadığı için yazlık kullanıma hizmet ettiğini düşünüyoruz açık olması nedeniyle. Ve şu an demin de söylediğim gibi görselleri çok zengin değil. Ancak o dönem koşulları düşünüldüğünde buranın oldukça masraflı bir dekorasyona sahip olduğunu anlıyoruz. Çünkü hocam mermerden yapılmış. Evet, bakın duvarlarda izleri var mermer plakaların ve tabanda mermer. Yine mermer döşeli ve o dönem koşullarında büyük bloklardan ikişer, 2,5 santim civarında bir plakanın elde edilmesi ve bunların geometrik şekillere kesilmesi ve bir düzen içerisinde yerleştirilmesiyle elde edilen taban ve duvar dekorasyonu antik dönem maliyet açısından oldukça gösterişli bir oda olarak nitelendirilebilir burası. Evet, ama şu anda bile mermer ne kadar gösterişli, o zamanları düşünemiyorum yani. Evet ve renk kombinasyonlarıyla çeşitli bezemeler yakalanmış durumda. Yeşil, mavi, beyaz mermer
kullanılan mermerler arasında yer almakta. Burası salon olmuş olabilir, salon tabii ya da yemek salonu. Yazlık salon, yani yazlık misafir odası, kabul salonu gibi düşünebiliriz. Aslında bütün odaların tabanlarında mozaikler var. Evet. Hem çok uzun kullanılmış burası, yani milattan sonra 300 civarlarında kurulduğundan bahsetmiştim. 625-650 civarlarında milattan sonra burası terk ediliyor. Tabii o terk edilişten önce de Roma'nın refah düzeyinin düşmesiyle birlikte bu evin tek bir aile için kullanılmayacak kadar lüks olduğunu görüyoruz. Bu duvarın hemen arkasında bir yer sifonu var. Aa. Oraları yıkadınız diyelim ve o suyun tahliye olması için oraya bir yer sifonu konmuş. Ancak bu tahliye sırasında yüzüğünüzü düşürdünüz. Evet. O delikten gitti. Evet. Üzülmenize gerek yok. Bakın buraya bir logar bırakmışlar. Oradan su geliyor buraya. Su yükseldikten sonra künkler vasıtasıyla o suyun boşaltıldığını görüyoruz. Yani en üstteki taş mermer merdiven basamağını kaldırdığınız zaman o yüzüğünüze tekrar kavuşmanız mümkün olabiliyor. Ne kadar güzel bir sistem, ne kadar ince düşünülmüş. Bakar mısınız? Ve orijinalde buradan indiğimizde bir... Of, çok güzel bir yapı daha çıktı karşımıza, mozaiklerle dolu. Evin hamamına giriyoruz. Normalde Roma ev, bütün Roma evlerinde akarsu yoktur. Ama şurada görmüş olduğunuz künk sistemi... Evet, bakın borular var. Evde akar taze suyun bulunduğunu gösteren en önemli kanıtlardan bir tanesi. Çünkü su çok değerli, çok uzak yerlerden getiriliyor ve özel hat çekmek gerçekten ciddi izinlere tabi. Hatta bunun çapının ne kadar olacağına dair bile o izinlerde belirtiliyor. Burada da bir künkle getirilmiş ve şuradaki açık havuza doldurulduğunu görüyoruz. Bakın şuradaki delikten yukarıya çıkıyor su ve o taşın hemen arkasında bir yukarı çıkan daha hat var. İki hattan bu havuzu doldurduklarını görüyoruz. O zaman yani evin sahibi diyor ki gelen misafirlere, bakın efendim, ben benim evimde akarsu var. Ne kadar prestij sahibiyim, evet. Bakın şakır şakır evimde su akıyor, evet. Mesajını veriyor ve bu manzaraya karşı veriyor onu. Torpilli bir insan yaşıyor burada. Ve tabii ki o geç dönemde de buralar, duvarlar örülerek burasının bir mekana dönüştürüldüğünü görüyoruz. Gerçekte bu merdivenden indikten ve doğuya döndükten sonra evin özel hamamına giriliyor. Yani Roma evlerinde de kendine özel hamam çok nadirdir, evet, aslında. Normalde hani halk hamamlarını biliriz, evet. Ama kamusal, ben de ilk kez var. Bir evin içinde hamam olduğunu görüyorum. Muhteşem mozaiklere sahip. Burada da yine taban tamamen mozaiklerle kaplanmış duvarlı. Burası apoditeryum, yani soyunma odası. Biraz önceki üç nolu mekanda buraların duvarların mermer kaplamaya sahip olduğundan bahsetmiştim. Burada onun taklit freskolarla süslenmiş durumda. Evet, hala da bakın freskleri, evet, görebiliyoruz aşağıda duvar. Orada yeşil çerçeveli. Evet. Tarihin en görkemli eserlerinden birini yaşanmışlıklarıyla yaşamış kadar olduk. Kaz Dağları'nda daha ne hikayeler var kim bilir? Buraları keşfetmeye devam edeceğiz, merak etmeyin. Ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ama bu harika manzaralara bakarak artık sizlere veda etme vaktimiz geldi. Ama gelecek hafta biz yine kaldığımız yerden bu yeryüzü cenneti toprakları keşfetmeye devam edeceğiz. Bu bölümümüzde kristal gibi suları, altın gibi kumsalları, bol oksijenli Kaz Dağları'nı getirdik evlerinize. Haftaya yeniden bu bölge evlerinizde olacak. Ama bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise dunyayigeziyor diyorum. Ve şimdilik sizlere bu pırıl pırıl sulardan veda ediyorum.